paçalı don olsun, tişört olsun, kazak olsun pek güzel serilip kurutuluyor. Sarkmıyor, etmiyor. Neyi etmişler de almışlar. Yahu çamaşır ipi değil o Servet Hanım, spor aleti. Vallahi bir dine bir imane, bir günde göbeğim erdi. Orçun, posunum, karnın mı acıktı, çekirdek yiyorsun? Sana tantini alayım geleyim mi Taksim'den? Ben yemem ya. Islak hamburger? Ayvalık tostu? Zıkkımın kekini ye. Daha kırılacağı da hocam ya. Ya canı tatlı çeken bir tek ben mi varım ya? Evet, bir tek sen varsın Selahattin. Kalkura bastı yaptım, ayva tatlısı yaptım. Oğlum getireyim mi? Yok. Evde salep var mı? Var, yapayım mı? Yok, hiç sevmem. O ne? Allah'ım, o ne? O nedir ya? Cam kırıldı sanki ya. Nerede? Şeyhimiz ne oldu? Dur ya. Cam kırıklar bizim dükkanın önünde ha. İnelim bakalım ya. Yok Rıza, sen gel. Babacığım bu gelmesin. Bu çok asabi çocuk ya. Kim? Ben mi? Tabii sen. Siz inmeyin. Ortam kötü. Yani organize planlı bir eylemdir. Bir hırsızlık çetesidir. Bir şeydir. Yani ben ineyim. Bir bakayım. Karakola gideyim. Zabı tutturayım geleyim. Ya bırak Allah'ını seversen. Çocuklar yanlışlıkla top oynarken kırmıştır. Ya babacığım Allah aşkına saf olmayın. Yani ortalık it kopuk kaynıyor. Kim bilir niyetleri ne? Allah'ım, Allah'ım biz geceleri yataklarımızda rahat uyuyamayacak mıyız ya? Ben de gelseydim enişte ya. Hayır, sen gelme. Sen kadınları ve çocukları yalnız bırakma. Babacığım, birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu an şu an. Evet, dikkat edelim. Ben karakola gidiyorum. Oradan camcıya, oradan 2-3 saate gelirim ben. Hoşça kalın, merak etmeyin. Kendine dikkat et çocuk. Sayın Çakaylar, kusura bakmayan komple planım hatam. Öz eleştiri yapayarım. Camı kendi hesabımdan taktırırım. 5 kuruş almam, teklif bile etme sakın. Ya ne olacak benim canım? Ne olacak ya insanlık hali? Neticede camdır. Senden değerli mi reis? Zaten şurada kaç kişiyiz ya? 4 kişi yok. Sayın Kocabaş, sen, ben, Rıza. Hayır. Yani Anadolu'nun küçük bir kasabasından gelip büyük şehirde tırnaklarıyla tutunmaya çalışan kaç kişiyiz reis? Kaç kişiyiz? Tabii ki birbirimize destek olacağız. Tabii ki birbirimizin arkasında duracağız. Ben reisin bu konuyla alakası yok diyeceğim. Efendim bir takım kendini bilmez insanlar kırmışlar canı diyeceğim. Karakola gittim, zabıt tutturdum, geldim diyeceğim. Olaya güvenlik güçlerine yansıtmasak Sayın Çakaylar? Yansıtmıyorum, saftar olsun. Babama karşı senin kabahatini örtmeye çalışıyorum. Anladın mı? Sen bu akşam cam falan kırmadın. Sen içerideydin. Kendini bilmez bir takım insanlar cama taş attılar. Camı öyle kırdı. Anladın mı? Beni korumak adına. Evet. Fırça yemeyeyim diye. Evet. Geçmişteki sorunlarımıza rağmen bunu yapayasın ya. Şu anda dostlukta, arkadaşlıkta liste başı oldun. Sağ ol. Ne istiyorsun? Ne lazım? Ne angaryan var? Söyle yapayım. Sağ ol. Minnettar kalma. Teşekkür etme. Tebessüm bile etme sakın. Ya uzatma kardeşim. Tamam ya. İşimiz gücümüz var ya. Sen camı taktır yeter. Reis hadi. Benim canımsın. Duygulandım ha.
Yani böyle bir çapulcu takımı varmış. Sadece bizim dükkana değil, başka yerlere de taş atmışlar. Şey, polis olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar şeklinde takılıyor. Enişte, karakolda kavga falan mı çıktı? Sen böyle bir dayak yemiş gibisin de. Yok canım. Yani memur arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Çaydı, kahveydi, siyaseti, ekonomiydi derken... vakti nasıl geçtiğini anlamamışım. Acayip gevşedim ha. Karakolda. Nasıl ya? Yani Cihangir'de camları taşlayan bir çapulcu setesi varmış. Sen bunu karakolda duyunca böyle bir gevşedin yani, öyle mi? Şimdi tabii emniyet güçlerine güvenmek insanı çok rahatlatıyor tabii. Kör olası sarhoş sanatçılar yapmış olmasın bunları ha? Ama siz de hemen her şeyi sanatçıdan bilin ha. Ya dükkanın camı takıldı mı acaba? Sizi nereden tanıyorum ya? Yani şu anda ben tanımayacak haldeyim ama... günaydın. Ben Selahattin Çakiler'in hanımıyım. Yenge, ben seni başka birine benzetirim ya. Neyse. Vallahi insanlar çift yaratılmış ha. Seda Sayan'a benzetirler ama. Yok. Nişantaşı civarlarında bir akrabanız var mı? Yok. La ilahe illallah. Saçları bu renk miydi? Doğuştan. Nüfus Helsinki değilsin, he? Efendim? Yokmuş. Kahvaltı yaptınız mı hemşerim? Yok, daha henüz etmedik. Selahattin Bey de bizzat ekmek almaya gidiyordu. Hayırdır? Sayın Çakıder, çıkmanıza gerek kalmadı. Size tirek fırından taze ekmek aldım geldim. Nereden icap etti canım? Ben her sabah ekmek almaya gidiyordum. Bundan sonra ne ihtiyacınız olursa reis bir telefon uzak aklınızda, tamam mı? Teşekkür etme. Tebessüm bile etme sakın. Bu konuda hassas ol. Evet. Yalnız benim kaymak da almam lazım. Her sabah taze kaymak istiyor babacığım. O yüzden benim bir Taksim'e kadar yürümem lazım. Ne diyorsun ya? Gerek kalmadı hemşerim. Onu da düşündüm. Az daha taze manda kaymağı. Aferin vallahi ya. Yalnız benim simit de almam lazım. Simit de var. İyi de ayrıca... Trabzon tereyağı var abi burada. Tobogan. Asla Trabzon tereyağı. Karadeniz yayla bali. Köy yumurtası. Günlük süt. Kuymak peyniri. Hepsi memleketten. Başka bir isteyeniz, arzunuz varsa bahat diyeceksiniz. Hemen alırım, getiririm. İtiraz istemem, beş kuruş almam, teklif bile etme, hakaret kabul ederim. Ay, iyi o zaman. Selahattin'in Taksim'e gitme gereksinimi kalmadı. Anlatıp kalmadı. İyiliğin altında kalmam hemşerim. Ben daha sağ neler edeceğim. Hadi eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, sağ olasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.